arkadaşlar. Yaklaş bakalım. Evet dostlar, çok güzel bir Gökçeada sabahından herkese selamlar. Şimdi güzel bir av günündeyiz. Gideceğiz, avlanacağız, döneceğiz. Bakalım nasıl pişireceğiz. Çok güzel saatler, çok güzel zamanlar bizi bekliyor. Şimdi benim en keyif aldığım kısım tabii. Hani ailece güzel zaman yaşıyorum. Çok mutluyum ailemden. Ama tek başıma denizde olmaktan da çok memnunum. Kafamı dinlendiriyorum. Güzel bir şekilde güne başlıyorum döndüğümde. Şimdi balıklarımızı almadan önce ufak bir konuya değineceğim. Bu belediyeler halk için ne yapıyor arkadaşlar? Ben bu adada halk için bir şey yapıldığını göremiyorum. Sadece işletmeler. Sadece beton görüyorum. Başka hiçbir şey görmüyorum. 8 senedir adadayım. İnşaat dışında hiçbir gelişme görmedim adada. Hani tamam, doğası falan çok güzel. Güzel zaman geçiriyoruz doğada. Çünkü doğada insan yok. İnsan olmadığı için güzel zaman geçiriyoruz. Kendi kendimize, doğayla. İşte şu an bir tane keçi kardeş beni izliyor. Ona yemek vereceğim diye. Az sonra vereceğim. Yani doğada tabii ki zaman çok güzel geçiyor ama bir şekilde burada hayat hep birlikte devam ediyor. İşte nüfus 6-7 bindi, 8 bindi, 15 binlere ulaştı. Belki daha fazla oldu. Bu nüfusun bir çoluğu, çocuğu veya bir sosyal hayatı var. Bunlarla ilgili hiçbir gelişme yok. Çocuğum 8 senedir mesela, bizim çocuklarımız düzgün spor yapamıyor. Sadece işte yazın sörfe bağımlı. Herkes de sörf yapamaz. Yani böyle bir şey yok. Bakıyoruz, ne bir altyapı futbol okulu, ne bir altyapı voleybol okulları, ne bir yüzme okulu, ne bir yani handbol, ne ararsan, yani ne sorarsan sor, hiçbiri yok. Sonra çocuğun dışarı bırakıyorsun, çocuğun dolaşabileceği bir yer yok. İki tane kafeye bağımlı bırakılıyor insanlar kış boyunca. Meydanda yürüyorsun, arka arkaya emlakçılar açılmış. Tamamen ticarete dönmüş. Yani en azından yan yana açılmayın kardeşim. Yan yana açılmayın ya. Bir kafe açılsın, bir insanların alışveriş yapabileceği bir yer, oturabileceği bir yer açılsın. Tamam, her yerde kafe olmasın ama yani emlakçılar da başka bir tarafta olsun veya nalburlar başka bir tarafta, uzak bir yerlerde olsun yani. Yani ne kazanmaya çalışıyorlar veya ne yapmaya çalışıyorlar, adayla ilgili ne yapılıyor ben anlayabilmiş değilim. Mesela burada yaşayan veya sadece yazın buraya gelen, 3 aylığına gelen yazlıkçılar plaja gittiklerinde memnunlar mı arkadaşlar? Ben hiç memnun değilim. Her yer işletme dolmuş. İşletme sahibi arkadaşlarım var. Çok güzel işletiyorlar. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar. Onları ben tabii biraz daha gezmeye çağırıyorum. Dolaşsınlar daha güzel yerleri. Daha farklı yerleri dolaşsınlar ki onlar da kendini geliştirsinler. Ama bir Kefalos plajına bakıyoruz. Ha, çok meraklı değiliz, gidelim oralara girelim. Başka yerlere de plajlara gidiyoruz. Hatta biz uzunca bir sene hiç Kefalos'a hiç gitmedik bile yani. Şimdi sörf falan, kızım sörf yapıyor diye oralara girmeye çalışıyoruz falan. 2 metrelik bir alan veya 3 metrelik bir alan. İkişer, üçer tane şemsiye arkaya diziliyoruz. Bütün adadaki işte yazlıkçılar, tatilciler böyle burun buruna güneşleniyoruz. Denize girmeye çalışıyoruz. Oradan doğal olarak sörfçülerin olduğu yerden girilemiyor. Şöyle bir havuz gibi alan kapatılmış, orada yüzmeye çalışıyoruz falan. Hani böyle bir garip bir durumdayız ya. Ya şey gibiyiz böyle, gariban. Böyle atmışlar bizi oraya. Dizmişler aynı yere böyle kafeste bekleyen böyle kuş gibi. Kenarda bekliyoruz. Yani ben memnun değilim arkadaşlar buradaki yönetim şeklinden. Hani sürekli inşaattan hiç memnun değilim. Yazın olanlardan memnun değilim. Burada sadece günübirlik, birkaç günlük tatile gelen insanlar yok. Burada yaşayan çok ciddi bir sayıda bir insan topluluğu var. Yazın buraya gelen çok sağlam bir yazlıkçı topluluğu var. Sürekli buraya gelen insanlar var. Bu insanlara Kefalos sahiline neden bir yer yok? Plajın sonuna geldiğimizde de bu sefer öbür tarafta da kitesurf, işte windsurf falan sörfçüler. Orada zaten hani denize giremiyorsun. Adamlar teğet geçiyor. Bir kere böyle kiteci benim burnumu sıyırdı geçti falan. Hani çarpışma olsa ciddi hasar verir. Sıkıntılı yani. Yani biz halk olarak kendimize yer istiyoruz. Düzgün bir şekilde yönetilmek istiyoruz. Güzel bir park istiyoruz. Mesela yani park dediğinde çocuk parkı değil ya, plastikleri yapıştır, çocuğu borudan at falan değil yani. Şöyle ağaçlık, ormanlık, bisiklet yolları falan böyle güzel, belediyenin kafeleri, işletmelere satmayın. Kendiniz işletin de bari ucuz olsun. İnsanlar artık doğaya niye kaçıyor zaten? Pahalılıktan kaçıyor biraz da. Tamam, çok güzel doğa falan ama ucuz olduğu için. Hani marketten alışveriş yapıyorsun, gidiyorsun doğada güzel zaman geçiyorsun. Biliyorsun ne ödeyeceğini, zevkli oluyor tabii ki. Ama restorana gittiğin zaman artık zevk falan kalmadı. Neyse, ben çok uzatmayayım. Bu sene, bir sene sonra, belki bir sene bile yok, 2024'te yerel yönetimler seçilecek. Buradan hep birlikte belki de hesap soracağız arkadaşlar.
Hem de çok sağlam hesap soracağız. Çok ciddi bir kitleye sahibiz. 12 bin kişiyiz. Biz çok güzel söz geçiririz. Haydi şimdi denize. Manzara gerçekten harika. Yaz olduğu için tabii doğru böyle Mera'ya gitmek de çok zor. Çünkü çok kalabalık. Şimdi yolda gelirken birçok yerde dalış yapan insan gördüm. Yani belki bu bölgelere yürümemişlerdir diye bir yerlere yürümeye çalışıyorum. Ne kadar doğru olacak? Videonun devamında göreceğiz bunu. Manzara şahane görünüyor. İlk defa indim bir yerden iniyorum. İniş zor oldu, çıkış da zor olacak büyük ihtimalle. Hadi gidelim bakalım. Çok güzel bir kayaya geldim. Hemen altından balık alabilirim yani, bilmiyorum. Çok iyi görünüyor. Birazdan gireceğiz. Şimdi giyinelim bakalım.
Evet dostlar, avımız sollandı. Çok güzel balık aldım. En son vurdum balık. Çok güzel oldu, çok ekstra oldu. Çünkü tam geri dönüyordum. Av bitti diye balıkları serdim. Resmini çektim, şöyle bir video çektim. Sonra dedim ki tekrar takayım şu ağırlığı. Bir kez daha sol tarafa doğru gireyim dedim. Çok güzel bir levrek geldi. Bir az kalsın kaçırıyordum. Karşıdan geldiğini gördüm. Zemine indim. Ondan sonra geleceğini tahmin ettiğim yerden değil de arkadan geldi. Zaten kamerada, videoda gördünüz herhalde. Sola doğru çok sert bir dönüş yapıp levreyi aldım. Çok güzeldi. Levreyi seviyoruz arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bakalım neler yapacağız, görelim. Sahile geldik. Kepalos plajının en sonuna yürüdük. Bir tek burada kimse yoktu çünkü. Şurada soframızı kuracağız birazdan. Gidelim çocuklarla bir tahta toplayalım. Dişko, topluyor muyuz? Tamam. Hadi bakalım gidelim. Dene, yürü. Kalkma zamanı. Kaçma. Bu güzelmiş ama şu onları almayalım. Onu at. Ha, şunu da sökeriz sonra birazdan. Elin onu boş ver aşkım. O çok büyük. O aslında şey için sonradan belki gece kalırsak. Gece kalırsak ateş yakmaya devam etmek için alınabilir sonradan. Hadi gel. Evet, bir palet parçasından tahtalarımızı aldık. Göster bakayım seni. Büyük büyük takozlarımızı aldık. Bir de aldık. Hadi sahilden gidelim, gel. Evet arkadaşlar, levreğimiz burada. Az sonra güvece filetolar kesilecek ve yerleşecek. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? O zaman fileto çıkartıyoruz. Güveç yapalım dedik. Levrekli güveç. O domates böyle. Aynen, domates, sarımsak. Biraz fazla da rüzgar var. Umarım duyuluyoruzdur. Evet, filetolar çıktı. Şimdi bunları dilim dilim keselim. Yerleşime hazır olsun. Güveçe yerleştireceğiz. Evet, güveç malzemeleri hazırlanıyor. Güveci vereyim mi öne doğru? Tamam, al sen. İşte burada. Baba burada baba. Ağırmış. Şimdi buna o levreğin kafasını ve kanat kısımlarını, biz kanat diyoruz da ne, kim ne diyor bilmiyorum ama kanat kısımlarını alta koyalım diyorum ben. Sonra malzemeler. Fileto falan hani karışık. Sen ondan sonrasında kendin karar ver. O kafa ve kanatları hani kılçıklı olacak. Onları ben yerim olmazsa. Fileto kısımları da siz bayıltırsınız. Şuradan hemen koyayım mı kafayı falan? Sen evet kafayı koy. Kafayı koydun mu? Şunu yerleştireyim. Sığacak mı acaba? Şey yapmayalım tabii yerini. Ha,
başka malzememiz yok zaten. Biber, domates, sarımsak oluyor. Tamam. Evet, bunları böyle yerleştirdim. Zaten zeytinyağlı falan o toparlar kendini. Burada kapağımız var. Ben ne yapayım şimdi? Birazcık hızlıyım istersen. Tamam, nasıl istersen. Kontrol sende. Güneş şahane batıyor şu an. Manzarayı sen yakaladın. Bak biraz sonra yok olacak güneş. Ama biz geç kalıyoruz güneş. Geç kalıyoruz. Evet, ateşi yakmam lazım. Ben ona geçeyim mi? Sen geç. Şu malzemeler sırayla girecek. Evet, şu fileto balıkları ben birazcık baharatlıyorum burada. Yaklaştır beni. Şimdi yavaş yavaş, çok yavaş yavaş. Çiriyecek. Çizledim. Yeri örtelim gibi. Sonra böyle biraz aynı şekilde. Şöyle. Biraz da şöyle. Şey. Evet, şimdi malzemelerin birazını koyalım. Sarımsak, domates, biber. Böyle. Kalan balıkları da ekliyorum. Biraz ondan, biraz bundan. Ve üstüne de yine kapatıyoruz böyle. Biraz su. Biraz su koyuyorum şimdi. Su koy, yanmasın. Aynen. Yanmasın ateşte. Ama çok da domates koydum. O da suyunu verecektir. Evet. Ben şu getireyim mi? Yok. Yok. Sen kapağını getir. Zeytinyağı. Zeytinyağı koydum. Bayağı bir koydum. Tamam. Şöyle. Getir kapağını. Dur. İlk önce bir yerleştireyim sonra kapağını. Evet, bugün salata görevi ikizlerde. Hadi bakalım. Rokayı elinle bile parçalayabilirsin. Makasla kesmeye gerek yok. Makasla ve bıçakla. Kesiklerini at içeri, uçmasın rüzgardan aşkım. Manzaramız şahane. Takım çalışması. Takım çalışması diye buna denemişti. Aslan parçaları be. Bu çok yıkılmadı. Oba. Bu ne ya? Salatalıkla salatayı kapattılar.
Onları bir daha bölün. Libya hemen tabağa koydu. Bunları bölünmesi bence lazım. Hemen böyle götürürler. Öyle yapsak mı acaba? Bence de bakayım bir tadına. Açtınız ama salatayı. İşte bu soğan. Aa, gözüm yaşardı. Sadece ben kesen mi? Bize gelmedi bir şey. Evet, güveçten sular çıkmaya başladı arkadaşlar kenardan. Gördüğünüz gibi. Aa. Muhteşem şeyler oluyor şu an. Çok fena. Pişsin bakalım. Devam. Çalış oğlum, çalış. Senin görevin yanmak. Evet. Domatesler de ekleniyor. Bugün de böyle oldu. İkizlerden salata. Harika vallahi. Süper. Ellerinize sağlık ikizler. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Çok güzel. Oo, limonlara bak. Ben yerim bundan bir tane. Ay, soğanla beraber domates. Buradan roka. Sen de tuz koy. Ben giriştim. Ya zaten bunlar çok oldu. Dökülecek bunlar. Tabak küçük. Dilediğim gibi önden yiyebilirim yani. Hı-hı. Harika görünüyorsunuz. Nefis. Ooo, zeytinyağları iniyor. Tuzlar. Müthiş müthiş. Evet, acı biberli bir zeytinyağımız var. Siz de zeytinyağın içine çok acı bir biber koyarak böyle bir yağ elde edebilirsiniz. Biz bunu satın aldık. Birazcık ekleyeceğiz bundan. Evet. Olmuş olmuş. Bunu daha fazla bekletmeye gerek yok. Şöyle yakmadan. Bir eldivene ihtiyacımız var. Ya biz her şeyi evde unuttuğumuz için doğal yöntemlerle yapıyoruz. Ne yapacaksak. Açıyorum arkadaşlar. Yaklaş bakayım. Nasıl kokuyor bu? Oley! İşte bu. Şimdi ekmek batırma zamanı gençler. Ay, süper. Evet gençler. Melina çok açsın ama sen batıramayacaksın şimdi. Dur ben batırıp sana getireyim. Ama çok fena sıcak. Okey. Bir lokma şöyle bakayım. Ağzım yanmasın da. Çok fena kaynıyor. Çok güzel. Çok güzel. Nasıl? Miş gibi. Sen versene ya. Siz bunlar içinden yiyor. Ay çok güzel. Bak şu levrekten şuraya koyayım. Alın şuradan. Yanma minik minik. Lüşko. Ay elimi yaktım. Lüşko gel. Çok güzel. Ekmekle versene. Dur şunu da sana vereyim. Ben şöyle bir suyla. Süper bir şey. Valla böyle yap. Oh. Evet. Aşkım. Aşkım yanmış. Ne? Aşkım. Yanmış bardakla. İnanılmaz oldu. Dostlar. Dünyanın en güzel güveci. Dünyanın en güzel güveci mi? Afiyet olsun hepimize. Gördün o kadar şey yani. Sadece domatesle yaptık hani. Evet ama evet. Ama baş rolde levrek var yani. Levrek var tabii ki. Evet arkadaşlar dostlar. Biz güzel güzel yemeğimizi yemeye, siz de bizi izlemeye devam edin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.